Amerika'yla bir yere varmamız mümkün değil. Onun için Avrupa Birliği ülkeleriyle de ikili teması muhafaza etmek lazım. Mesela dediğim gibi Almanya gibi, İtalya gibi, İspanya gibi, hatta bana sorarsanız Fransa gibi, Hollanda gibi hacmi olan, parası olan, ekonomisi olan ülkelerle irtibatı kaybetmemek lazım. Şimdi Fransa ile Yunanistan bir anlaşma yapmış olabilir. O anlaşmaya hem karşı çıkacaksınız. Mesela o anlaşmaya karşılık bir yandan belki de siz Rusya'yı yanınıza alarak KKTC'nin tanınmasına gidecek süreci başlatarak Yunanistan'ın cezalandırılmasını sağlayacaksınız. Ama öte yandan Fransa ile irtibatı koparmadan el altından diyeceksiniz ki ya şu savunma sanayinde mesela hava savunma füzelerini benim de ciddi bir savunma sanayi altyapım var. Birlikte üretsek. Hani yapabilir miyiz? Şu alanda yapabilir miyiz? Bu alanda yapabilir miyiz? Gel bunları konuşalım. Yani amaç Yunanistan'ı müttefiksiz bırakmak olmalı. Ama şimdi tam olarak ne yaptığımızı ben anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Dolayısıyla sorunun net cevabı şu. Bu Biden yönetimiyle herhangi bir şekilde Amerika ile bırakın müttefiklik ilişkileri kurmayı, ortalama ilişki kurmak bile mümkün olmayacaktır. Bakın bir sonraki aşamada öyle şeyler gelecek ki Biden ekibi Amerika'daki Ermeni kuruluşlarını teşvik ederek onların Türkiye aleyhine daha önce açıp eyalet mahkemelerinden dönen davalarını şimdi başlatmalarını isteyecekler. Diyecekler ki o zaman eyalet mahkemelerinde Amerika'daki hukuk hiyerarşisinden, kanunların hiyerarşisinden eyalet mahkemeleri demişti ki siz Ermenilere, siz bu davaları açıyorsunuz ama Ermeni soykırımı diye bir iddia üzerine açıyorsunuz. Ama Amerikan hukukunda, Amerikan yönetimi tarafından ya da Amerikan Kongresi tarafından net bir şekilde böyle bir soykırımın tanındığı ya da bu konuda bir mahkeme safahatı olduğuna dair bir şey yok. Şimdi Biden'ın bu açıklaması üzerine gelecekler, onlar Ermeni kuruluşları diyecekler ki tamam var, bak şimdi var. Başkan kendisi yaptığı açıklamada bundan bahsetti. Onu Amerikan dışişlerine soracaklar. Biden diyecek ki evet yani bunu mahkemede aynen bu şekilde kullanabilirsiniz diyecek. Amerikan yönetimi bunun olduğuna inanmaktadır diyecek. Şimdi neler gelecek daha? Yani siz şimdi yani hala katil Esad derseniz işte Mısır'la bilmem İhvan yüzünden tam olarak ilişkilerinizi eski haline getirme konusunda sorunlar yaşamaya devam ederseniz Rusya'yla bilmem Kırım platformuna katılarak Rusların yakınlaşmasını engellerseniz, sinirlerini bozarsanız, çünkü onların da Kremlin üzerinde çok yoğun bir kamuoyu baskısı var. Bu Türkiye bize karşı ne yapıyor böyle diye. Şimdi o zaman şöyle bir noktaya gidiyor iş. Her devletle bir sorun buluyorsunuz ve o sorunu derinleştiriyorsunuz. Bunun adı dış politika değil. Evet, Sayın İlker Yücel, bir sorunuz olacaktı sizin de. Eski